Yeditepe Üniversitesi Think Talk yayınlarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor İpek Kararslan. Merhabalar hocam. Merhaba. Tercih tanıtım günleriniz nasıl geçiyor hocam? Aslında yoğun geçiyor, iyi de geçiyor. Öğrenciler, velilerle beraber kampüsü gezmek, soruların aklındakileri öğrenmek, bazen bir umut duymak, böyle değişik hislerle beraber sürdürdüğümüz bir tercih dönemindeyiz beraber birlikte. Fizik bölümünü seçmek isteyen öğrencilerimiz için aslında biraz bölümümüzden bahsedebilir misiniz rica edersem? Erasmus staj olanaklarınız örneğin. Tamam. Bu aslında tanıdığım döneminde çok böyle gerçekten fizik isteyen öğrencilerle tanışmış olmak bizim hepimizi mutlu etti. Fizik bölümü çok temel bir bölüm. Hani mühendisliğin bütün temel oluşumlarının oluşturulduğu, her mühendislik alanının mutlaka temel bilimler noktasında fizikle matematikle kesiştiğini biliyoruz. Kesinlikle. Bölümümüzde Erasmus anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz belli kriterleri tamamladıkları zaman bu anlaşmalarla ilgili üniversitelere gidebiliyorlar. Stajımız zorunlu bir stajımız var bizim. Genelde öğrencilerimiz TÜBİTAK'ta staj yapmayı tercih ediyorlar ama Türkiye'nin her yerindeki ve yurt dışındaki. Son birkaç yıldır öğrencilerimiz yurt dışında da stajlar bularak gitmeye başladılar. Bu bizim için çok sevindirici. Güzel, kesinlikle. Bu en azından öğrencilerimizle beraber burada yapmaya çalıştığımız eğitimin belli bir standardın üstüne geldiğini gösteriyor. Biz akredite bir bölümümüz ama Türkiye'den akrediteyiz. Böyle öğrencilerimiz gittiği zaman kendimizi iyi hissediyoruz. Stajdan başka bizim bir de bir kol kalışla bir anlaşmamız var. Bir uluslararası ortak lisans programımız. Burada öğrenciler başka bir kod tercihiyle aslında üniversiteye girerlerken bizi tercih ediyorlar. Oradan geldiklerinde 2 yıl Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorlar. 2 yılı Amerika'daki Cole College'da okuyorlar. Güzel. Böylece her iki üniversitenin imkanlarından yararlanırken aynı zamanda her ikisinin de diplomasına i̇ki sahip oluyorlar. Çift diplomalar oluyor. Zaten o yüzden uluslararası ortak lisans programı oluyor. Böylece öğrencilerimize farklı farklı alternatifleri aslında sunmaya çalışıyoruz. Çift anadal programlarımız çok geniş. Hani mühendisliğin neredeyse hepsiyle çok malzeme rahatlıkla. Mühendisliği malzeme mühendisliği de var hocam. Ama malzeme çok fiziği kullanan fiziğin de malzemeye ihtiyacı olduğu yer. Çünkü dünyada artık malzeme çok değerli bir şey olmaya başladı. Ve farklı malzemeler, akıllı malzemeler, bütün teknolojinin kullandığı kesinlikle. Ve ister istemez disiplinler arası çalışmanın çok olduğu bir gereksinim alan. Gereksinim. Evet. Biliyorsunuz biz de fizik bölümünün içerisinde malzeme derslerini koyduk. Biz de malzeme fiziğini koyduk. Mecburen çünkü bu iki dalın birbiriyle çok teması var. Evet. Kez elektrik elektronik mühendisliği, evet. Çift anadal yapan öğrencilerimizin çok olduğu bir alan. Matematikten de var, bilgisayardan da var. Enteresan gıda mühendisliğinden de bizim çift anadal programında öğrencimiz oldu. Yan dal zaten 7 tane dersimiz var. O dersleri alan bütün öğrencilerimiz yan dal sertifikasına sahip olabiliyorlar. Böylece aslında öğrencilerimize farklı disiplinlerle beraber bir işbirliği içerisinde fiziğin ne kadar değerli olduğunu, kesinlikle. Mühendislik için fiziğin ne kadar önemli olduğunu, temel altyapının ne kadar önemli olduğunu. Kesinlikle. Ben eczacılara da fizik dersi veriyorum. Orada da hani eczacıların aslında bazı şeyleri yaparlarken bunun bir fizik kuralına dayanarak olduğunu bilmelerini biraz sağlamaya çalışıyoruz. Genel anlamda temel fizik bilgisini çok üniversitede önemli. Vermeye çalışıyoruz herkese. Çok, çok güzel özetlediniz hocam. Çok teşekkür ederim. Çünkü bizim bölümümüz için de çok değerli bu verdiğiniz bilgiler. Bununla beraber şimdi akademik olarak çok aslında dolu bir bölüm. İşte Fen Edebiyat Fakültesi'nin gözde bölümlerinden birisi. Ama bunun yanında bir de kampüsümüzün güzellikleri var. Hocam çok güzel bir kampüsün içerisindeyiz. Ve kampüsümüzün çok güzel olanakları var. Aslında biraz kampüs üniversitesi olmanın bütün faydalarını da burada yaşıyoruz. Kesinlikle. En bence öğrenciler için rahatlatan şey serbest seçmeli dersleri herhangi bir fakültenin herhangi bir dersinde almak gibi bir rahatlık içinde olmaları. Çünkü binadan binaya gidebilmek 10 dakikalarını alıyor. Aynen. İki ders arasındaki zamanda bile çok rahatlıkla ders programlarını kesinlikle. Oluşturabiliyorlar. Ben seçmeli derslerde öğrencilerin bu özgür olmasını aslında kampüs hayatının onlara verdiği bir lüks olarak düşünüyorum. Haklısınız. Çünkü çoğu zaman farklı kampüslerde olan eğitimlerde üniversiteler vardır. Öğrenciler çok zorluk çekerler. Bizim burada öyle bir şeyimiz yok. Hani öğrencimiz biliyorsunuz bütün programlarımızda neredeyse %25 seçmeli ders olanağı sunuyoruz öğrencilere. Bunları da yani bir fizik öğrencisinin malzeme öğrenmeye ihtiyacı olduğu kadar belki fotoğrafçılığı öğrenmeye de ihtiyacı var. Ruhunu beslemek, hobisini beslemek kesinlikle. İçin. O yüzden bence kampüs üniversitesinin en ilk sağladığı serbest seçmeli derslerde özgürsünüz.
bütün spor altyapıları var. Hani kendiniz için zaman geçirmek için kampüste her şey yapabilirsiniz. Kulüplerde çalışabilirsiniz. Çok. Kulüplerde çalışmak aslında bence proje nasıl yapılırı öğrenmenin en güzel yolu. Kesinlikle. Hani proje derslerimizi var, veriyoruz. Tamam, çok güzel, teorik. Ama bunları hayata geçirmenin en güzel yolu kulüplerde gönüllü çalışmak. Gönüllü olduğu zaman zaten farklı bir şey oluyor tabii ki. Bunu orada öğrendiği zaman iş hayatına daha kolay uygulayabiliyor mezunlar. Haklısın. Mezunlarımıza geldik. Peki hocam, biraz mezunlarımız nerelerde çalışıyor? Onlardan da bahsederseniz çok sevinirim. Çünkü aslında öğrencilerimizin merak ettiği yegane sorulardan birisi çünkü bu. Çünkü şimdi fedebiyatın biraz talihsizliğidir evet. Bizim. Hani mezun olduğunuzda diplomanda ne yazacak da ailelerin de biraz dertlendiği bir şeydir. Evet. Ne olacaksın evladım dediklerinde bir cevabımız yoktur bizim genelde vereceğimiz. Ama sonuçta bizim öğrencilerimize baktığım zaman hiç işsiz öğrencimiz yok. En büyük rahatlıkla söyleyeyim. Mezunlarımızın hiçbiri işsiz değil. Çoğu yüksek lisans ve doktoraya gidiyorlar ve bence çok önemli bir şey. Hepsi burs alarak yurt dışına evet. gidiyorlar. Çünkü iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Gelen öğrencilerimizin puanları gayet yüksek evet. seviyede. Şimdi öyle bir bilinçli öğrenci geldiği zaman onlarla çalışmak çok keyifli. Çünkü o ne yapmak istediğini biliyor. Biz ne söylesek bizimle beraber birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim projelerimize çalışmaya evet. başlıyor. Genelde mezunlarımız sağlık fiziği yüksek lisansı yaparlarsa hastanelerde çalışıyorlar. Hı hı. Normal yüksek lisans doktora programlarında kendi alanlarındaki araştırmalarını yapabiliyorlar. Araştırma laboratuvarlarında TÜBİTAK'ta çok çalışan öğrencimiz, mezunumuz var. Hı hı. Aynı zamanda kalibrasyon laboratuvarlarında da iş buluyorlar. Hı hı. Hatta birkaç tane mezunumuzun kendi kalibrasyon şirketleri var. Dolayısıyla hani hem kendi işlerini kurabilme gibi bir durumları söz konusu. Hem de iyi araştırma firmalarında veya kamuda çalışabiliyorlar. Dolayısıyla temel bilimleri okuduktan sonra aslında hayatı yönlendirmek üstünü kolay. Koymak, kesinlikle. Ama işte ilk başta hiçbirimiz bunu çok bilmiyoruz ve bir tereddüt içinde yaşadığımız için korkutucu geliyor. Evet. Ailelere de hak veriyorum. Normal. Çünkü ne olduğunu bilmedikleri bir şey. Karşılığında bir unvanı yok. Bunu hissetmeleri çok normal ama sonunda bütün öğrencilerimizin mezun olduktan sonra çok iyi yerlerde olduğunu görmek de bize işimizi doğru yaptığımız hissini veriyor ve iyi hissediyoruz kendimizi. Kesinlikle temel bilimlerin önemi aslında burada çıkıyor. Peki hocam, mezunlarımızın aslında bu farklı domainlerde çalışan mezunlarımızın, kendi iş olanakları olan mezunlarımızın, özellikle öğrencilerimizin lisans boyunca yararlanabileceği bir staj olanakları ya da işbirlikleri var mı? Biraz onlardan bahsederseniz var. Çok sevinirim. Var. Staj öğrencilerimizin büyük zorunlu stajımız var. Onun gün sayısını da biraz uzattık. Hatta uzatmamız bizim şirketlerden gelen talepti. Hani öğrencilere 20 günde staj az geliyor, lütfen uzatalım diye şirketlerden bu talep geldi. Ve genelde şirketlerde, özellikle TÜBİTAK'ta iki tane öğrencimiz çok başarılıydılar. TÜBİTAK projesi biten öğrencilerimizi işe aldı projesinde çalıştırmak için. Bu çok böyle güzel. Şimdiye ne kadar gördüğümüz bir durum değildi. Onlar da çok başarılı öğrencilerdi. İyi bir performans çok gösterdiler güzel. Ve böylece devam etti. Bilgisayar şirketlerinde yazılımcı olarak staja evet. giden öğrencilerimiz var. Yine laboratuvarlarda Ar-Ge tarafında staja giden öğrencilerimiz var. Kalibrasyon şirketlerine çok gidenler iyiymiş. Var. Ya da üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında o programlara katılarak devam edenler de var. Çok aslında alternatifleri fazla. Hastanede staj yapan öğrencimiz çok oluyor. Böyle böyle farklı alanlarda kendilerini deniyorlar. Kendi. Sevip sevmediklerine karar verip hayatlarını yönünü ona göre geliştiriyorlar. Geliştirebiliyorlar aslında kendilerini. Böyle çalışmak istedikleri alanlara göre çok güzel. Alternatif aslında. Sunmak evet. o yüzden aslında kesinlikle, değerli. Kesinlikle. Peki hocam, son olarak fizik tercih etmek isteyen adaylara ne söylemek istersiniz? Neyi bilerek gelsinler? Neyin farkında olmaları önemli bu kapsamda? Fizik seçmek kolay bir şey değil. Zaten fiziği seçmek isteyen öğrencilerin tamamı çok uzun zamandır bu fikre varmış. Ve ben sadece ya da hani onu okumak istiyorum diye gelen bilinçli öğrenci. Aslında. Bilinçlidirler. Evet. Hani mühendisliğe gelen öğrenci bazen işte bir elektrik elektronik mi okuyayım, bilgisayar mı okuyayım diye böyle iki arada kalır ama fizik çok belirleyicidir. Evet. Yani evet. onu okumak isteyen öğrenci sadece onu istiyorum diye gelir. Evet. Onun için benim çok söyleyeceğim bir şey yok. O içten gelen bir ihtiyaç olarak gelir öğrencilerle birlikte. Haklısın, çok haklısın. Belki matematikle fizik arasında en fazla kalır öğrenci ama fiziğin uygulamasını, hayatın içindeki yapılmış olan işte hayatı anlamakla ilgili bir derdi varsa da fizikte kalır öğrenci.
Onun için içinizden geldiğinde olursunuz fizikçi diyerek konuyu bitirmek istiyorum aslında. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür çok güzel ederim. Çok sağ olun tekrar katıldığınız için. Teşekkürler. Yeditepe Üniversitesi Think Talk yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere.